Anadolu'dayız'dan 360'tan herkese merhabalar. Ben Lokman Dağ ve bugünkü durağımız Bayburt. Efendim Bayburt'a geldiğinizde nerede ne yenir, ne içilir, nerelere gidilir dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hikayelerimiz olacak, yol hikayelerimiz olacak, lezzet duraklarımız olacak, insan hikayelerimiz olacak. Hazırsanız Bayburt turumuz başladı. Sevgili dostlar, size çok güzel bir döner yedireceğim. Bayburt dönerinin ne kadar lezzetli olduğunu biliyorsunuz. Ama hiç mantılı döner denediniz mi? Çoğunuzun denemediğini tahmin ediyorum. Eğer Bayburtlu değilseniz. O zaman mantılı döner nasıl yapılıyor? Hadi ustasından öğrenelim. Ustacığım merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Ozan Aydoğdu. Üçüncü kuşak olarak bu işletmeye devam ediyorum. İşletme aynı zamanda ustalık ediyorum, aynı zamanda işletme sahibi. Açıkçası Bayburt deyince böyle akıllara hep döneri gelir. O güzel evet. Lezzetli döneri gelir. Bu Bayburt dönerinin özelliği nedir? Birazcık ondan bahsedelim. Bayburt dönerinin özelliği Bayburt'ta yetişen hayvanların dağlarda kekik otlaması. Bu kekik hayvanın etine yansıyor. Et de burada pişince ekstra bir lezzet katıyor. Bunun içinde kuzu eti de var. Kuzuyla evet. Beraber karıştırıyoruz daha bir lezzetli oluyor. Yani kuzu, %20 kuzu, %80 damar. Evet. Şimdi bu genel özelimiz. Yakmadan bir yandan keselim. Peki bu mantı döneri nereden geldi? Yani niye mantı döneri yaptınız? Niye mantı döneri yaptık? Mantı döneri bir farklılık olsun diye yaptık. Bunu da biz babalarımız keşfetti. Hı hı. Bir İskender alışa gelmiş bir şey var. Ya biz bunu ekmekle değil de mantıyla yapalım dedik ama mantı da içi boş. İçinde kıyma yok. Buna da bir yani parantez açalım. Engel diyoruz. O evet, mudur? Evet. Erzurum'da engel diyorlar. Erzurum, Kars, Bayburt burası zaten aynı hemen aynı evet. Mutfağa yakın illerimiz. Şurada da hemen görünüyor. Şöyle bir göstereyim sevgili dostlar. Üzerinde karamelize soğanı var. Şöyle bir porsiyonlu kadar aldım. Ama bunu ilk önce tabii soğuk servis etmiyoruz değil mi usta? Evet. Bunu birazcık daha aşağıdaki fırında ısıtıyoruz. Isıtalım. Afiyetle yiyeceğiz. Merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım. İsmim Alpay Aydoğdu. Bayburt'un Zafer Lokantası 3. kuşak olarak amcamın oğluyla birlikte bu işletmeye devam ettirmekteyiz. Hoş geldiniz, sefa bulduk. Hoş bulduk, sefa bulduk. Şimdi mantılı döner, mantıklı evet. Bir döner yiyeceğiz. Sade dönerimiz var. Burada kelem dolmamız var. Nedir lahana sarmasıdır ama bizim bu kelemler Bayburt'ta yetişiyor. Biz evet. Kelem deriz lahanaya. Hızarla çekilmiş, kıyma şeklinde almış etlerimizi pirinçle buluşturup buraya münhasır bir yapıyla bir de kızartıyorsunuz herhalde evet. Sonrasında. En son fırınlıyoruz. Çok güzel fırınlıyorsunuz. Peki şunu söylemek istiyorum. Aslında Bayburt'un da en ünlü, en güzel lokantalarından bir tanesindeyiz ama sizin sosyal medyada her sene Ramazan'da gündem olan, haber olan çok güzel bir özelliğiniz var. Onu biraz anlatabilir misiniz? Ramazan'da burada ne yapıyorsunuz? Niye her gün gündem oluyorsunuz? Şimdi Bayburt dilendirmez diye bir sloganımız var. Yani evet. Bayburtlular asla ihtiyaç sahiplerini yalnız koymaz. Kimse evinde aç yatırmaz. Hani komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesini benimsemiş bir şehriz özellikle. Yani bizim memleketimizde dilenci diye bir kavram yoktur. Bugün arkadaşlarla iftar edelim diyen kesimle yani, iftar edelim. Yani Ramazan'da ben açım deyip içeriye giren, ihtiyaç sahibi olan herkese ekmeğimizi bölüyoruz. Evet. İftar Ramazan boyunca da burada o anlamda ücretsiz Allah oluyor. Allah nasip eder. Ne mutlu. Bunun da sevabı çok güzel. Tamam. Çok da fazla yüreğinize sağlık. Daha fazla soğutmadan şöyle ben bir mantılı dönerin tadına bakayım. Zaten daha önce dediğim gibi Erzurum'da Kars'ta bu hengeri çekmiştik. Yani şöyle söyleyeyim. Pideli İskender'in amcasının oğlu. Evet. Bizim Bayburtlusu. Bizim buradaki evet. Mantığımız şu aslında. Bayburt'a özgü bir etimiz var. Buraların, bu yörenin rakım yüksek olduğu için hayvanlar dağda otluyorlar. Hı hı. Kekik yiyen hayvanın eti lezzetli oluyor. Biz istiyoruz ki
sosla biz bunu karıştırmadan etin lezzetini alsın diye müşterimiz pide yerine mantı kullanıyoruz. Mantıyı sos ve tereyağı alıyoruz. Kendi dönerimizin lezzetini alsın diye de döneri üzerine servis ediyoruz. Dönerin ruhuna hiç dokunmadan çok güzel bir lezzet kazandırmışsınız. Şifa. Hakikaten yediğinizde o henger mantısının hafifliğiyle dönerin lezzeti birleşince ortaya çok güzel bir lezzet çıkmış. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Afiyetler olsun. Sadece döner değil, burada sur yemekler de var. Dediğim gibi yöresel lezzetler de var. Ama biz buraya mantılı döner için geldik. Üzerine çok güzel bir kabak tatlısı. Evet. Yanına da garnitürü ve salatasıyla beraber. Demek gerekirse ben bu lezzetlere bayılırım. Sevgili dostlar, sırada Bayburt'un ehramı var. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sizi tanıyalım. Ben Sevim Ataner, Bayburt doğumluyum. Ehram doku ustasıyım. Aslında bu ehram buranın en önemli ürünlerinden bir tanesi. Evet. Coğrafi işareti de evet, alındı bunun. Evet. Nedir ehram? Birazcık bahsedebilir miyiz? Ehram, Bayburtlu kadınların dış giysisi. Ak koyun, kara koyun yününden yapılır. Özellikle süt veren koyunun yününden yapılır. Saçaklı bölgelerinden yapılır. İşte ehram yün kumaşı. Yani aslen yün kumaşı ama Bayburtlu kadınlar dış giysi olarak kullandığı için ehram ismini almış. Şimdi baktığınızda aslında böyle yazında böyle serin tutacak bir kumaş. Yazın serin tutar, kışın sıcak tutar. Ehramın 90'lı yıllarına kadar her evde hem %95 evlerde hem kullanılırdı hem dokunulurdu. 90'lı yıllarında teknoloji geliştikten sonra %5'e düştü. Fuarlara gittim, tanıtım yaptım. Ehramın yan ürünü olarak endüstriyel yün ipliklerden Bayburt ehramlarıyla süsleyerek turizme yönelik hediyelik ürünler üretmeye başladım. Peki alttan yetişen var mı? Öğrenci var, geliyor mu? Var. Çok bu şekil devam ediyoruz. Bir tane ehram elimizde, evet. İpini baktım, ip de bitmek üzere. Evet, kesme haline getirdik. Kesilecek şu an. İsterseniz beraber bu, keselim. Olur. Bu ak koyun mu, kara koyun mu? Hangisinden bu? Bu ak, kara koyun. Kara koyun değil evet, mi? Kara renginden. Koyun, ak koyun, kara koyun. Karaman koyunu. Karaman. Evet, karaman koyun. Derler ya, karamanın koyunu sonra çıkar oyunu. Evet, karaman koyun. Gelir Bayburt'a, olur Erhaman. Dokuması. Kumaşı. Evet, kumaşı olur. Çok da güzel. İsterseniz Lokman Bey... beraber keselim. Hadi keselim. O zaman bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Şöyle bir şey yapalım. Ağzını tutayım. Bayburt'un ehramı hem turistik anlamda hem de gündelik hayatta hala kullanıldığını belirtelim. Çok güzel eşyalar, çok güzel süs eşyaları yapılıyor aşağıda. Dilerseniz showroom'a gidelim. Orada sergilenen ürünlere bakın. Ehramla neler yapılıyor, siz de şaşıracaksınız. Sevgili dostlar, şu anda ehramla yapılan bütün ürünleri burada göstermek istiyorum. Bakın, çok güzel çantalar var ve çok da uygun. Erkekler için çok şık kravatlar var. Ben bunu çok beğendim. Ve aslında size bir şey daha göstermek istiyorum. Dedik ya, hem modernize ediliyor ama ehramdan ceket de var. Renklerin hayatımızdaki yeri, önemi de çok fazla. Biz rengi seven bir milletiz ama Bayburt'ta, ehramda rengin bir anlamı var. Mesela genç kızlarımız bu açık rengi kullanıyor. Eğer sokakta bu renkte bir ehram görürseniz bir genç kızın olduğunu anlıyorsunuz. Biraz daha koyu rengi orta yaş kadınların giydiği bir renk. Bu renk giyen birisinin orta yaşlı olduğunu biliyorsunuz ve
şu rengi görürseniz daha koyu bir kahverengiye yakın bu rengi görürseniz bunu da Bayburt'ta yaşlı hanımların giydiğini görüyorsunuz. Ama benim ruhum hep genç diyorsanız en açığından giyinebilirsiniz. Çok şık, çok güzel, eşinize, dostunuza, sevdiklerinize alabileceğiniz çok güzel hediyeler var ve bu değerlerimize de her zaman sahip çıkalım. Anadolu'dayız. Tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, Bayburt'un tam göbeğinde Dede Korkut heykeli var. Neden mi var? Hepimiz Dede Korkut hikayelerini ya dinlemişizdir ya da okumuşuzdur. İşte Bayburt, UNESCO'da somut olmayan kültürel miras listesinde. Nedeni ise Dede Korkut hikayeleri. Ve burada Temmuz aylarında Dede Korkut Festivali yapılıyor. Yani Bayburt. Bayburt olalı böyle güzel festival görmedi. Biz de gelmişken Dede Korkut'un heykelindeyiz. Aslında hava şartları müsait değil. Türbesi de daha yukarıda. Eğer siz de Bayburt'a gelirseniz merkeze 30 kilometre mesafede Masat köyünde Dede Korkut'un türbesi. Gelmişken orayı da uğramayı ihmal etmeyin. Biz tamamen doğal şartlardan dolayı gidemiyoruz. Ama gelmişken Dede Korkut'un bu güzel heykelin önünde de bu hikayesini size anlatalım dedik. Sevgili dostlar, Bayburt'ta kışları çok soğuk geçer. O nedenle güne çorbayla başlamak şifa olur. Burada kabut çorbası var. Kabutun ne olduğunu biliyor musunuz? Böyle buğdayın böyle küçük hali. Onu böyle un ufak yapıyorlar. Ondan çok güzel bir çorba yapıyorlar. Bir de o çorbaya öyle güzel bir lezzet koyuyorlar ki hadi gel ustasından öğrenelim. Birbirinden güzel çorbalar bizi bekliyor. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Birazcık boğazım ağrıyor. Boğazınız ağrıyor. Kavut çorbamız var. Of of. Kavut çorbasını herhalde 7 yıl önce mi, 8 yıl önce gelmiştik. Bir kere içmiştik, bayılmıştım. Evet, öyle. Gittiğim her yerde de anlatırım. Ben çorbayı çok severim sevgili dostlar. Kavutu bir gösterin isterseniz efendim. Buğdayı önce kavuruyoruz fırında. Evet. Ardından değirmene gönderip öğütülüyor. Tereyağıyla yapıyoruz. Evet. Ve son dokunuş kavurma suyu. Özellikle kavurma suyu bombada serviste de içine kavurma bırakıyoruz. Tabii isteğe bağlı yapıyoruz onu. Yani isteyen kavurmalı yiyor, isteyen sade yiyor. Az mercimek, az çabuk suyu da çıksın. Sonrasında masada devam edelim. Sevgili dostlar, çorbalarımız hazır ama Bayburt'ta şöyle kavurmalı kavut. Şimdi kavut deyince hep Van'da kahvaltıda kavut biliyorduk ama şu şifa deposunun şöyle bir tadına bakalım. Bu arada Osmanlı'da, Selçuklu'da çorba içmekte bir adabı vardır. Dervişlerin tahta kaşıkları olur. Onlar da böyle çorbayı ortadan içtikleri için bir tarafını içine daldırır, ağzına gelen tarafını da çorbanın içine koymazlarmış, adap böyle. İçindeki herhangi bir ağızdan bir şey geçmesin diye. Yani şöyle daldırıp böyle devam ediyor ortadan içtikleri için. Şu anda artık uyan da var, uymayan da var ama şöyle bir içinden ben şeyi de getireyim. Harika olmuş. Yani o buğdayın kavrukluğunu, o fırınlanmış halinin kokusunu içtikçe içinize çekiyorsunuz, burnunuza siniyor. Ayrı bir lezzet. Bu arada şöyle kıtır ekmek de geliyor yanında. Bence çok yakışıyor şöyle.
Evde yapıp yapamayacağınızı bilmiyorum ama bence muhakkak yemeniz gereken, tatmanız gereken özel önemli lezzetlerden bir tanesi. Kavurması da ayrı lezzetli olmuş. Zaten kavurmanın ardından kalan suyuyla piştiği için de o et suyunu da orada hissediyorsunuz. Çok çok lezzetli, çok çok doyurucu bu arada. Porsiyonları görüyorsunuz. Ben az doldur dememe rağmen ustam maşallah azı da bol olduğu için çok güzel görünüyor. Yanında böyle güzel ikramları da var. Ekmekleri de yine bu şekilde poşetlenmiş ekmekler. Ama bence ekmeğe bile gerek yok. Çünkü çok doyurucu bir çorba. Ve yoğun, keyifli bir çorba olduğunu söyleyeyim. Diğer çorbaların da tadına bakacağım ama söylemem gerekirse damak tadınıza uyar uymaz bilmiyorum ama ben çok sevdim. Ben bu lezzetlere bayıldım. Sevgili dostlar, Bayburt'ta öyle bir yerdeyiz ki şu an odadaki beyefendilere göre Bayburt'un en güzel manzarasındayız. Çünkü bu pencerenin arkasında harika bir ses ve muazzam bir kanat çırpırışı var. İşte Bayburt'a özel o güvercinlerin olduğu güzel bir yerdeyiz. Onun hikayesini dinleyeceğiz ama önce beyefendiyi tanıyalım. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Sizi tanıyalım. Ben Bayburt'un Kalardı Mahallesi'nden Talip Atıcı. Talip abi nedir bu güvercinlerin özelliği? Bunlar biz kalktık yıllardan beri Bayburt'un dam deriz, ahır yani. Evet. Ahırlarda herkesin hemen hemen vardı. Sesli ötüşü bir de yazın dışarı işlediği zaman kanat vurması, takla atması ama diğer taklacı kuşlar gibi sürekli takla atması. Havada keyifliyken bir iki takla. Bir iki takla var. Derin öteni vardır, dolgun öteni vardır, avazlı öteni vardır. Nasıl söyleyeyim, burnundan öten vardır, yanık öten vardır. Ötüş şekilleri, ağız girişleri çok temiz olması lazım. Ağızları birbirine uyması lazım. Ses tonajıyla ağzının birbirini tutması lazım. Girişle sonuna kadar detone olmaması lazım. Seslerini tonajlarını düşürmemesi lazım. Biraz daha boylu ötmesi lazım. Özellikler bunlar. Burada. Ama ses tonlarına göre meraklısı sen seversin burnundan öteni. Diğer arkadaş sever yanık öteni. Öbürü sever avazlı öteni. Kimisi Davudi sesi sever. Farklı farklı. Farklı farklı. Peki şu anda bu kümeste en pahalı çiftin hangisi? Burada 3000, 4000'den başlar. 1000-1500'e kadar devam eder. Güvercinler var. Peki o sesi nasıl alacağız? O Bayburt fısıltısını nasıl duyacağız? Biraz önce geldi. Şimdi bir daha çağıracağım. Hı hı. İnşallah gelir size fısıltıyı dinletiriz. Şimdi dediğim gibi sevgili dostlar burası Bayburt'un en güzel manzarası. Bu pencerenin arkasında huzur var. Kanat sesi var. Ve Bayburt fısıltısı var. İşte o fısıltı için şu anda ustad kuşumuzu çıkaracak ve biraz sonra çiftleri onunla konuşmak isteyenleri değil mi? Göreceğe çıkaracak. Evet. Sevgili dostlar, en güzel manzarada, güvercin manzarada olmazsa olmazımız bir de kartolumuz. Of 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 bakın. Bayburt'un soğuk kış gecelerinin olmazsa olmazı bu güzel kartollar. Harika güvercinler. Bir de yanımızda çayımız varsa değmeyin keyfimize. Ha
Abi bu kuş sevdası ne zamandan beri var? Ben 66 yaşındayım. Ben 15 yaşından beri bu güvercin işiyle uğraşırım. Peki hep böyle kartolda oluyor mu bu muhabbetler? Her muhabbette olur. Yazın olmaz. Yazın olmaz. Yazın kimse kimsenin damına gitmez. Neden? Hepsi yavru da. Hı hı. Kuşun ne olduğu belli değildir. Büyümesini bekliyorsunuz. Tabii. 9. aydan sonra yavrudan kakarlar. Hı hı. Dişileri ayrı tutarız. Erkekler ayrı. Kendi tuya girerler. Hı. Kendilerini yaparlar. Hazır olurlar. Sunarız yani ondan halka. Ondan sonra da muhabbet başlar. Muhabbet başlar. Vallahi sevgili dostlar, ben bu kuşları, bu güzel patatesi, şu güzel sıcacık ortamı hiçbir şeye değişmem. Söylemem gerekirse Anadolu'dayız. Tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, sırada Bayburt'un birbirinden lezzetli ve güzeli olan, aynı zamanda coğrafi işaretli olan ürünlerine geldi. Öyle ki Bayburt'a geldiğinizde ve sadece Bayburt'ta görebileceğiniz o güzel ürünlerde aslında çok güzel bir çorbamız var. Kokoş çorbası. Kokoş çorbası. Bayramlarda ve kış aylarının vazgeçilmesi tatlı bir çorba. Çorba evet. Dediğimize bakmayın, böyle o şefin farklı bir versiyonu gibi düşünün. Ve yine lor dolmamız var. Evet. Olmazsa olmazımız. Ekşili lahanamız var. Bayburt kurabiyemiz var. Ve daha niceleri. Ama coğrafi işaretli olanları konuşacağız. Ablacığım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Konuşmayı biraz uzattım ki heyecanını birazcık daha dindireyim diye. Sizi tanıyalım. Ben Nergis Topçu. Bir kadın girişimcisi olarak bu tesiste çalışıyorum. Evet. Bayburt'un yöresel ürünlerimizi tanıtmak için buradayız. Hemen başlayabiliriz o zaman. Evet. Kokoş çorbası dedik. Evet. Ne var içinde? Malzemeler nelerdir? Malzemelerimiz kuş üzümü var, sarı üzüm var, kara üzüm var, kayısımız ve buğdayımız var. Kendime yani. Bayburt dilinde kendime diyoruz kendime. Evet. Bunları İşte bir gün önceden ıslatıyoruz. Evet. Ertesi günü hep toplu birlikte kaynatıyoruz. Tencereye koyuyoruz. Biraz da suyla birlikte pişiriyoruz. Sonra aşureyi de benziyor aslında. Biraz aynen böyle öyle. Aşurenin malzemelerini de koysanız. Evet. Böyle az malzemeli aşure gibi ama kış aylarından vazgeçilmezi. Evet. Renk olarak tabii ki biraz farklı kuş burnu var. Kuş burnuyla yaptığımız için rengi biraz daha farklı. Koyuluyor, evet. Kuş burunları burada. Bunu da çekip böyle toz haline getiriyoruz. Evet. Aynı zamanda bu ürünlerde bu şekilde kuş burnu çayı olarak da satılıyor. Aynen, sevgili doğrudur. Dostlar. Onu da belirtelim. Evet. Şimdi geldik. Neye geldik? Ekşili lahanaya. Kapuskaya benziyor değil mi? Evet, evet. Anlatın, ne var içinde efendim? Biz bunu mesela yazdan kış güz ayında ilk sonbaharda mesela alıyoruz. Bunları böyle küçük küçük doğruyoruz. Buranın kendi kelemi değil mi? Evet, evet, evet. Bizim lahanamız Bayburt'un yöresellerinden. Alıyoruz bunu, bir bidonda böyle tuzla beraber basıyoruz, eşkitiyoruz onu. Evet. Böyle turşu gibi eşki oluyor. Ondan sonra eşkittikten sonra etini tabii ki parça, kuşbaşı olmaz. İlla da kemikli et olacak. Kemikli olacak. Evet, kemikli et olacak. Yağıyla beraber onu pişiriyoruz, soğan işte. Ne var başka? Buğday var. Buğday var. Lahana var, lahana ve soğan var. Bu kadar. Başka bir şey yoktur. Tamam. Bu kadar. Geldik da şimdi lor dolmamıza. Coğrafi işareti sevgili dostlar. Evet. Dediğim gibi coğrafi işareti almamız çok önemli. Çünkü artık ürünlerimize, lezzetlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Coğrafi işareti alınmış. Bu lor dolması nasıl yapılıyor? İçini önce bahsedelim. İçinde neler var? Bahsedelim tabii ki evet. De. İçinde taze lorumuz var. Evet. Bulgurumuz var. Tabii ki bulguru sütle beraber ıslatıyoruz. Evet. Taze soğanımız var, pancar yaprağımız var, yumurtamız var. Bunları ıslattık, bunu ıslattıktan sonra hepsini birlikte pişiriyoruz. Şu hale getiriyoruz işte. Evet, harcını yapıyoruz. Evet, evet. Ondan sonra şöyle. Fazları da böyle sıcak suda birazcık sıcak suda bayılmaya yakın çekiyoruz. Aynen öyle, fazlası olmayacak. Çok bayılırsa, soğuk suyla bir soklarsanız onu değil mi? Evet. O hemen kendine gelir. Aynen. Şöyle yumruğu aldık. Doğrudur. Böyle yapıyoruz. Böyle sarıyoruz. Devam edelim, birkaç tane saralım. Tabii peki, ki. Peki
Siz daha çok kızartıyorsunuz herhalde. Ne yapıyorsunuz? Haşlayıp mı fırına veriyorsunuz yoksa? Hayır. Direkt fırına mı? Direkt fırına veriyoruz. Mesela bunu böyle sarıyoruz. Üstüne tereyağı koyuyoruz. Evet. Direkt fırına veriyoruz. Fırından da bu halde tereyağlı kızarmış şekilde çıkıyor. Evet. Şimdi sevgili dostlar, o lorlar yapılana kadar ben şu güzel lezzetin üzerine de ceviz doğradık böyle. Bu kuş burunlu şey gibi gerçekten. Nasıl söyleyeyim? Aşure mi? Aşure gibi ama aşure değil. Aşurenin içinde daha çok 7 tane malzeme var. Şifa niyetine dedik. Evet. Şöyle buranın olmazsa olmazı lorumuzdan. İçi çok çok hafif. Zaten yaprağı da incecik. Evet. Şöyle bunu var ya, film izlerken çerez niyetinde yiyebilirsiniz, o kadar hafif. Böyle, ama bu böylece. Ama Bayburtluysanız ve yapmasını biliyorsanız, çünkü başka bir yerde bulamazsınız. Doğru mudur? Evet, doğrudur. İşte bunun üzerine de tereyağı yapıyoruz. Hı-hı. Koyuyoruz, fırına sürüyoruz. Bu kadar. Çorbamızın tadına baktık. Lor efsane. Kurabiyemiz. Bir de Bayburt kurabiyesi. Çay yok mu çay? Çay yok mu? Oo. Bunlar sadece buzdağının görünen kısmı, bir de görünmeyen kısmı var. Evet. O zaman söylemem gerekirse ben bu lezzete bayılırım. Sevgili dostlar, Bayburt'ta köy köy gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün size o köylerdeki yaşanmışlıkları, hikayeleri ve varsa tarihi anlatmaya çalışıyorum. Sevgili dostlar, Bayburt merkeze sadece 15 kilometre mesafede Konursu Köyü'ne geldik. Buraya geliş nedenimiz arkamda görmüş olduğunuz Konursu Çivisiz Ulu Cami. Yaklaşık 200 yıllık tarihi olan ve hala dimdik ayakta duran çivisiz çok önemli bir cami. Aslında sadece çivisiz değil, sadece çivinin dışında başka bir yapıştırıcısı da yok. Ve hemen şehrin tam göbeğinde burası aslında meydan. Hep ne diyoruz, zaten Osmanlı'da meydanlar, köyler oluştururken, şehirler, mahalleler oluşurken genelde caminin etrafına yerleşkeler yapılırmış. İşte o güzel cami yaklaşık 200 yıldır Osmanlı döneminde yapılmış. Tam mimarı kim olduğu bilinmese de yapanın, yaptıranın eline, emeğine sağlık diyoruz. Tarihi çeşmesi ve restorasyondan sonra yine burası hemen ibadete kazandırılmış. 2017'de yapılan restorasyonun altında da burada hala dimdik ayakta duruyor. Çeşmesini gördüğünüz tarihi bir çeşmesi var. Bazı yerlerde hala çalışmalar devam ediyor. İçeride az önce ezan okundu. Namaz kılınıyor. Biz cemaati rahatsız etmeyelim. Şöyle namazdan sonra size bir de caminin içini gösterelim. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Minberinde, mihrabında, tavanındaki o güzel süslemeleri, bezemeleri de sizin için içeride görüntüleyeceğiz. Sevgili dostlar, caminin içine geldik. İçine girer girmez de bizim muazzam bir ahşap işçiliği karşıladı. Hakikaten böyle tavanlara doğru baktığımızda o kırlangıç yapı ve yine hemen mihrabın yanındaki bu oyma sanatıysa bizi adeta büyüledi. Baktığımızda genelde bitki motifleri ve geometrik şekillerle bezenmiş bir minber. Yine aynı döneme ait bir eser. Tabii o dönem hep diyoruz, ecdat taşlara, ağaçlara o sanatını işliyorlardı. İşte o ağaca yapılan sanatı görüyorsunuz. Tabii çivisiz cami
demeleri nedeni ise burada birbirine geçme bir sistem var. O sistemden dolayı herhangi bir yapıştırıcı ve çivi kullanmadığı için de o kakma sanatıyla beraber günümüze gelen önemli yapılardan bir tanesi. Tabii dediğim gibi vakti zamanında burada restorasyon çalışmaları, yenileme çalışmaları olmuş. Ama günümüzdeki orijinalliğiyle korunmaya çalışılıyor. Köyü de eski evleriyle beraber hala o dokusunu koruyor. Geldiğinizde fotoğraf çekeceğiniz çok güzel alanlarınız var diyoruz ve gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar, yukarı Kırzı Köyü'ne geldik. Buraya geliş nedenimiz şu an içinde bulunduğumuz Şehit Kadınlar İffet Anıtı. Burası artık bir müze. Buranın hikayesi insanların tüylerini diken diken edecek türden. Biliyorsunuz 1917-18 yıllar arasında Rus işgali sırasında Ermeni çeteleri de Rusların himayesindeydi. Ve Ruslar geriye doğru çekildiklerinde Ermeni çeteleri Bayburt, Erzincan, Erzurum taraflarında büyük katliamlar yaptı. Büyük yıkımlar, büyük yangınlar çıkardı. İşte o Ermeni çetelerine teslim olmak istemeyen Türk analarımız, kadınlarımız, annelerimiz, ninelerimiz bu köyde bulunan kuyulara kendilerini atarak hayatlarına son verdiler. Onlara teslim olmamak için o bebekleriyle, kundaklarındaki bebekleriyle beraber o kuyulara attılar. İşte şu anda tespit edilen 18 annemiz var o dönemde. Eğer Bayburt'a gelirseniz muhakkak bu köye uğrayın ve buradaki hem anıtı hem de müzeyi gezin, dolaşın. Buradaki şehit kadınların da isimleri yaşatılıyor. Temsil olarak da iki kuyu burada. Peki müzede ne var? Haydi bir de müzeye girelim. Eski bir Bayburt evi olarak yapılan müzenin içine geldik. Burada eski Bayburt eşyalarının sergilendiği bir yer aynı zamanda. İşte mutfaklardaki o tereyi görüyorsunuz. O eski kullanılan eşyalar. Her Bayburt evinde, eski köy evlerinde bir de böyle tandır evleri olurdu. Burada bu tandırın başında hem ev ısıtılır hem de burada yemekler pişirilirdi. Tabii bir de Bayburt evlerinin bir diğer özelliği de şöyle kafanızı yukarıya doğru kaldırdığınızda o mükemmel işçiliği olan kırlangıç tavanı, o da burada temsil ediyor. Ve Erzurum'da, Bayburt'ta bir söz vardır. Her programda anlatmaya çalışırım. Bizim misafirperverliğimizi anlatan çok önemli bir söz. Derler ki misafirin başımızın üstünde yeri var. Peki hani gerçek anlamda o başımızın üstü neresi? Şöyle bu tarafa doğru gelirseniz sevgili dostlar, burayı bir ev olarak şu an düşünün. Burası bu ev sahibinin yaşam alanı. Burada yaşıyorlar, burada hayatını sürdürüyorlar. Ama ola ki siz dışarıdan misafir olarak geldiğinizde şu merdivenlerden yukarıya çıkıyorsunuz ve yukarıda ağırlanıyorsunuz. İşte burası benim evim. Şöyle geldiğinde burası da benim başımın üstü. Bu deyimin de çıktığı bölge aslında burası. Erzurum, Bayburt, Erzincan bölgesinde bu çok kullanılır. Başımızın üstünde misafirleri ağırladığımız yerde burası diyelim ve gezmeye, dolaşmaya devam edelim. Sevgili dostlar, Bayburt'ta çok güzel bir cemiyet var. Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti.
tek bir amacı var. Sokaklarda, meydanlarda, cami önlerinde Müslümanların dilenmesini engellemek. Bunun için de çok güzel yöntemleri var. Haydi hikayelerini onlardan dinleyelim. Sevgili dostlar, Bayburt'ta çok güzel bir dernek var. Aslında öyle güzel bir dernek ki adından da belli ve hakikaten amaçlarına ulaşan bir dernek. Derneğimizin adı Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım önce. Evet. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim ismim Adil Kacır. Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, Hilali Ahmer Kızılay'ımızla birlikte Osmanlı döneminde kurulmuş, bugün aktif olarak çalışan ender cemiyetlerimizden bir diğeri. Cemiyetimiz 1913 yılında Bayburt'ta dönemin kaymakamı Tunalı Hilmi Bey başkanlığında, önderliğinde kurulmuş. İhtiyacından dolayı, ekonomik probleminden dolayı kaygısı ve sıkıntısı olanlar var. Bunları evlerinde tespit ederek sokaktaki dilenci sayısını minimize etmek için özel olarak çaba içerisindeyiz. Oturarak insanlardan maddi yardım talebinde bulunmayın. Biz sizin ihtiyaçlarınızı temin edelim, evlerinize getirelim ve ihtiyaçlarınızı biz evlerinize size teslim edelim. Çünkü bazen yaşı ilerlemiş, 70 üzerinde büyüklerimiz var, teyzelerimiz var. Bunları gördüğümüz zaman biz çok üzülüyoruz. Şu anda şehrimizde 148 tane aileye her ay rutin alışveriş çeki teslimatı yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha sonraki yıllarda Bayburt'umuzun sokaklarında, caddelerinde minimize olmuş, hatta hiç kalmamış bir dilencilik hususunu inşallah daha özgüvenle, daha güçlü bir sesle sizlere aktaracağız. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili dostlar, sırada Bayburt'un enfes pidesi var. Sevgili dostlar, size şimdi Bayburt'a has o güzel pideyi yapan fırına geldik. Usta merhabalar. Merhaba Lokman Bey. Bayburt'umuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Sizi tanıyalım öncelikle usta. Benim ismim Yavuz Çoban. Uzun bir zamandır bu işi icra etmekteyim. Kaç yıl oldu kardeşlerimle usta? Kardeşlerimle beraber. 30 yıl hemen hemen oldu da 40 yıla yakın bir zamandır bu işle haşır neşir oluyorum. Yaş kaç ustam ya? Yaşımız da 47. O zaman bir yandan yapalım, bir yandan da hamurumuz da çıkıyor. Evet. Önceliğimizi yapıyoruz. Kıymalı pidemizi atıyoruz. Pidemizin içerisinde domatesle biberi hafif kalın tutarak vatandaş içerisinde ne yediğini görsün. Görsün. Ne o aslında bir işaret. Tabii. Şöyle bir tane yaptı kıymalı, bir tane şöyle şeyli şimdi yapalım, kuşbaşılı. Şimdi kuşbaşılı pide atıyoruz. Tamam. Peki tatlıyı ne yiyeceğiz üstüne? Mesela biz bunları yedik üstüne, ne yapacağız sonra? Size bir tane ballı pide atarım. Ballı pide? Ballı pide. Yine Bayburt'un o ballı evet. Pidesinden tatlı evet. Niyetin olacak inşallah. Evet, inşallah. Ama Bayburtlu bir de bu üçünü karıştırıp yiyor. Ona ne diyoruz? Bayburt pidesi mi diyeceğiz usta? O da karışık pide, Bayburt'a has. Bayburt'a has. Evet. Hem kıyması var, hem kuşbaşısı var, hem de kaşarlısı olacak. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Of, 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 of. Şimdi nerede yetiştik ustam? İşe nerede başladık? İşe Bayburt merkezde. Evet. Daha sonra dışarılarda bu işin üzerine tecrübe kazanmak amaçlı dışarılarda da çalıştım ben. Evet. İstanbul'da, Ege bölgesinde, Balıkesir taraflarında çalıştım. Daha sonra döndüm geldim. Oradaki kapmış olduğum tecrübeyi Bayburt'ta da icra etme düşüncesiyle Bayburt'a geri döndüm. O zaman Bayburt. Ne diyoruz sevgili dostlar? Çok güzel pideler pişmek üzere. Üzerine bir de tatlı niyetine ballısından yiyeceğiz. Ustam şu pideleri güzel güzel hazırlasın. Sevgili Mustafa onları böyle çıtır çıtır yapsın. Biz de onu çıtır çıtır yağ batır, mideye indir yapacağız. Ne zaman? Şu pideler olduktan sonra. Olduktan sonra. Sevgili dostlar, pidelerimiz hazır.
Burada karışık bayburdumuz var. Burada kuşbaşılımız var. Burada kıymalımız var. Burada kaşarlımız var. Ortada lahmacunumuz var. Ben pidelerimi artık daha fazla soğutmadan önce karışık olan altta kıyma, üstte kuşbaşı, en üstte de kaşarımız. Çok ince, çok çıtır ve tereyağı da o kadar güzel kokuyor ki hakikaten doyamıyorsunuz tadına. Şöyle bir de kaşarlısının üzerine de yumurta koyduk. İsteğe bağlı. Ustamın eline, emeğine sağlık. Bayburt'a gelmek için bir neden de şu pide olabilir. O zaman sihirli sözcükler çıksın mı ağzımızdan? Ben bu lezzetlere bayılırım. Sevgili dostlar, Bayburt Kalesi'ne geldik. Türkiye'nin en büyük 3. kalesi. Aynı zamanda şehre çok yakın ve çok da güzel bir konum var. Aslında zaten kalelerin yapılış amacı şehirleri korumak, sığınmak ve barınmak amacıyla yapılıyor. Şehre çok hakim ve bana göre buranın en güzel manzarasına arkamda görmüş olduğunuz bu Bayburt Kalesi sahip. Tam olarak kaç yılında ve kim tarafından yapıldığı bilinmese de yapılan araştırmalarda M.Ö. 3200'lere kadar gittiği biliniyor. Ama bugünkü şeklini aldıran ise Bizans İmparatoru 1. Justinian zamanında büyük bir tadilatla bu gördüğünüz hali alıyor. Yapılan kazılarda birçok yer yine bulundu ama hala eski yerleşim yeri burası olduğu için camisi, bedesteni, diğer imarathanesi ve çok şey hala bu toprakların altında. Hemen Çoruh Nehri ayaklarımızın altında. Yapılan bazı kazılarda büyük büyük delikler bulundu. Oradan Çoruh Nehri'ne gizli geçitlerin olduğu da biliniyor. Çünkü savaş halinde buraya bir su ihtiyacı da gerekiyordu. O gizli kanallarla buraya sular da taşınıyordu. Aynı zamanda halkın savaş sırasında saklandığı, savunduğu yer, bulunduğumuz bu yer. Yani aslında Bayburt'un ilk yerleşim yeri kalenin şu anda bulunduğumuz iç kısmı olarak biliniyor. Biliyorsunuz yine Bayburt'ta daha önce programımızda çektiğimiz için şimdi gidemedik. Aydıntepe'de çok güzel bir yeraltı şehri var. Orayı çekmiştik. İşte kaleden oraya da dehlizlerle yine yer altından geçitlerle gidildiği söyleniyor. Henüz o geçitlere bulunamadı ama genelde birçok yerde bu söylentiler sonra gerçeğe dönüşüyor. Belki kazı çalışmaları biterse bir gün oraya giden yollarda ortaya çıkar. Tarih üstünde tarih var Bayburt Kalesi'nde. Size bu güzellikleri göstermeye çalıştık. Haydi kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dostlar, çok gezdik, çok dolaştık. Dilim döndüğünce size Bayburt'un güzelliklerini anlatmaya çalıştım. Her zaman dediğim gibi, yediklerim, içtiklerim benim olsun, gezdiklerim, gördüklerim sizin olsun. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.